Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber 10. sınıflar için ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle ilgili genel bir tekrar ve soru çözümü yapacağız. Bilgi notumuza bakalım. Ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı c bölü a, kökler farkının mutlak değeri, kök delta bölü mutlak a, buradaki a x karenin katsayısı. Delta'yı da hatırlatalım. Delta neydi arkadaşlar formülde? B kare eksi 4ac demekti. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem arkadaşlar bu şekilde yazılır demiş. Bu ne demek? Bakalım. Eğer bize denklemin köklerini verirse biz x kare eksi, burası kökler toplamı t diyorum. Çarpı x'imizi unutmayalım. Burası kökler çarpımı şey diyorum. Bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi sorularımıza beraber bakalım. Evet. Arkadaşlar burada bu denklemin kökleri x1 ve x2'ymiş. Biz de burasını görüyorsunuz kökler toplamı. Burayı görüyorsunuz kökler çarpımı. Ve arada iki cevabın toplanması isteniyor. Şimdi bundan önce denklemime baktığımda arkadaşlar x karenin önünde katsayı yoksa ne demektir? Katsayımız 1 demektir. Eksi x yazıyor. Aslında orası eksi 1x değil mi? O zaman b'miz ne? Eksi 1. X'siz kısım yani c'miz ne arkadaşlar? 1. Şimdi buradan kökler toplamı ve kökler çarpımını bulacağım. Eksi formülü de var. Arkadaşlar b'miz eksi 1. A burada 1. 1 bölü 1'den kökler toplamı 1 çıktı. Kökler çarpımına bakalım. O da c bölü a demek. Buradaki c 1, a da 1 görüyorsunuz. Bu da 1 çıktı. Bana soruda ne soruluyordu? Şurası yani kökler toplamını 1 buldum. Kökler çarpımını 1 buldum. 1, 1 daha 2 olarak cevabı çok rahat buluruz. Şimdi üste doğru kaydıracağım biraz. Evet, şu soruya bakalım. X kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Arkadaşlar bu işlemin sonucu soruluyor. Şöyle düzenleyelim sorulan yeri. X1'in karesi deyince bakın şöyle yazabilirim diğer tarafı da. Şimdi burada x1 var, burada da x1 var. O zaman x1 diyebilirim. Şimdi parantezi alacağım çünkü ortak parantezi alacağım arkadaşlar. X2 var. Burada da X2 var. Çarpı X2 dedim. Şimdi bakın. Her iki tarafı artının solunu ve sağını X1 çarpı X2'ye bölersem burada ne kalır? X1 kalır. Arada artı işareti var. Burada da arkadaşlar X1 ile X2'ye bölersek ne kalır? Ortadaki X2 kalır. Yani bana burada ne lazım? Kökler çarpımı ve kökler toplamı lazım. Bulalım. A, B, C'yi belirleyelim. Burada arkadaşlar A x karenin katsayısı ne? 1. B eksi 4 demek. C ise x'siz kısım 1 demek. Hemen bulalım. Kökler çarpımını önce bulalım. C bölü A demekti. C'miz 1. A 1. Buradan kökler çarpımı 1 çıktı. Kökler toplamına bakalım. Eksi B bölü A. Eksiyi yazdım. B'miz de eksi 4. A 1. Burası da arkadaşlar 4 yaptı. Kökler çarpımı kısmı 1. Kökler toplamı kısmı o da 1. Buradan arkadaşlar cevabı 4 olarak buluruz. Devam edelim. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. X kare eksi x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2. Arkadaşlar bu çarpma işleminin sonucu soruluyor bize. Şimdi ben yine burada şöyle sorulan kısmı düzenleyeyim. Çarpıyorum bakın. X1 çarpı X2. X1 ile karşıdaki 1'i çarptım. X1 yaptı. Şimdi 1'e geçtim. 1 çarpı X2. X2 demek. 1 kere 1, 1. Bana burada bu cevabı bulabilmem için yani bunu soruyor ya. Kökler çarpımı ve kökler toplamı lazım. Şimdi arkadaşlar denkleme baktığımda x karenin katsayısı yani a 1. X'in katsayısı bakın eksi 1.
sabit terim yani x'siz kısım ne? 4. Buradan şuraya yazalım. Kökler çarpımını bulalım önce. C bölü A demekti. C görüyorsunuz 4 A 1. 4 bölü 1'den 4 buldum. Kökler toplamına bakalım. Eksi B bölü A demekti. Eksi var. B'de de eksi var zaten. Eksi 1. A'da 1. Arkadaşlar buradan kökler toplamında 1 çıktı. Kökler çarpımı yerine bakın buraya 4 yazıyorum. Artı kökler toplamı yerine 1 yazıyorum. Bir de artı 1'imiz daha var burada unutmayalım soruda. Buradan cevabı 6 olarak buluruz. Devam edelim. Şimdi diyor ki bana kökleri -2 ve -3 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Bunu nasıl yazıyordum? X kare diyordum. Eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı. Şimdi arkadaşlar bu soruda kökler toplamı zaten sayılar belli. Eksi 2 ile 3'ü topladım. 1 yaptım. Kökler çarpımına bakalım. Eksi 2 ile 3'ü çarptım. Eksi 6 yaptı. Şimdi formülü de yerine yazmak kaldı. Şu eksiyi unutmayalım. Kökler toplamı 1 yaptı. 1 çarpı x. Kökler arkadaşlar şöyle yazayım. Kökler çarpımı eksi 6 yaptı. Ufak tefek bir düzenlemem var. Biliyorsunuz eksi 1x demeyiz. Eksi x deriz. Artı eksi bu şekilde de yan yana olunca bu şekilde düzenleyebiliyoruz. Buradan arkadaşlar gördüğünüz üzere D seçeneğine ulaşmış oluyor. Devam edelim. Tamamdır. Şimdi bakalım beraber şöyle yapalım. Arkadaşlar bu verilen denklemin kökler çarpımı 2 olduğuna göre kökler toplamı kaçtır demiş bize. Şimdi kökler çarpımı neymiş? 2'ymiş. Kökler çarpımı şu ABC'yi bir bulayım size. X karenin katsayısı 1. Arkadaşlar burada X'in katsayısı 2 M. X'siz kısım yani sabit terim M eksi 2. Kökler çarpımını bulurken formülümüz neydi? C bölü A. Bu sorudaki arkadaşlar C'miz M eksi 2, A'mız 1. Kökler çarpımının aslında cevabı belli. 2'ymiş. Yani bu kısım neye eşit olacak? 2'ye eşit olacak. M eksi 2'yi 1'e böldük. M eksi 2 yaptı. Arkadaşlar eksi 2'yi karşıya atarsam M sayısını ne buldum? M sayısını gördüğünüz üzere 4 buldum. Bana kökler toplamı soruluyor. Kökler toplamı formülü yazıyorum. Eksi B bölü A. Şimdi eksi yazdım. Buradaki B'yi gördüğünüz gibi arkadaşlar B'miz 2M demek. Onu da yazalım. A da 1 demek. Yani buradan bizim cevabımız eksi 2M'yi 1'e bölersek eksi 2M. Yani eksi 2 çarpı M'yi de az önce ne bulduk? 4 bulduk. Cevap buradan eksi 8 olarak karşımıza çıkacak. Çok zor bir soru değil. Şimdi aşağıya doğru kaydıralım sonra buraya gelelim. Şimdi arkadaşlar bu denklemin kökleri x1 ve x2. x1 eşittir x2 bölü 2 demiş. K soruluyor bize. Güzel. Şimdi nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Burada içler dışlar çarpımı yaptığımda bana böyle bir bilgi vermiş ya. Bakın. 2x1 eşittir x2 yazarım. Şimdi arkadaşlar bu x2'yi sola atalım. Sağda ne kalır? 0. Böyle bir denklem elde ettim. Tamam? Ben diyorum kökler toplamını yazsam. Formülü neydi? Eksi b bölü a idi. A, b, c'yi bulalım. A demek x karenin katsayısı yani 1. B demek x'in katsayısı eksi 6. C demek de arkadaşlar x'siz kısım yani eksi k demek. Eksi yazdım. B'miz kendisi de eksi 6 zaten. A da 1. Gördüğünüz gibi kökler toplamı buradan ne çıktı? 6. Şimdi ben bunu arkadaşlar bulduğum iki denklemi alt alta yazabilirim. Bakın bir de böyle bir denklem buldum. Bir de az önce şöyle bulmuştum. Yazıyorum. Diğer denklemi de altına yazdım.
taraf tarafı topladığımda x2'ler gitti. 3 tane x1, 0'la 6'yı topladım, 6. Her iki tarafı 3'e böldüğümde bu denklemin köklerinden biri arkadaşlar neymiş? 2'ymiş. Güzel, ama bana k soruluyor. Şimdi şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Denklemin köklerinden biri 2 ya. O zaman bu soruda x gördüğüm yere 2 yazabilirim. X yerine 2 yaz. Başlıyorum. X kare, yani 2'nin karesi eksi 6 çarpı 2 eksi k eşittir ne olmalı? 0 olmalı. 2'nin karesi 4. Burası eksi 12 yaptı. Arkadaşlar burası eksi 8. Eksi k'yı karşıya attım. K buradan eksi 8 olarak karşıma çıkıyor. Klasik bir soru tipi. Ama bilmemiz gereken bir soru tarzı. Aşağıdakine bakalım. Bu da çok hoş bir soru. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Şöyle bir eşitlik verilmiş. K kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben burada hani bu eşitliği düşünerek kökler çarpımından yola çıktım. Şimdi kökler çarpımı için önce bir ABC'yi de bulalım. X karenin katsayısı 1. Burada x'in katsayısı eksi k. Sabit terim eksi 1. Kökler çarpımı formülü yazdığımda c bölü a diyoruz. C'miz eksi 1 görüyorsunuz. A 1, yani kökler çarpımı ne çıkacak? Eksi 1. Güzel. Bana diyor ki x1'in yerine sen x2'nin karesi yazabilirsin. Yazıyorum bakın x1'in yerine x2'nin karesi yazıyorum. Çarpı x2'yi aynen yazıyorum. Eşittir cevap olarak ne olacakmış? Eksi 1. Arkadaşlar x2'nin karesiyle x2'yi çarparsanız tabanlar aynı olduğu için bakın bunu da gizli üstü biliyorsunuz 1. Üstler ne yapılır? Toplanır. Yani bu x2'nin kübü mü? Hangi sayının kübü eksi 1 yapar? Tabii ki eksi 1'in kübü eksi 1 yapar. Yani o zaman bu denklemde de biz köklerden birini yani x2'yi eksi 1 bulduğumuza göre soruyu çözerken stresleyeyim. X yerine eksi 1 yazabilirim. X yerine ne yaz? Eksi 1 yaz. Başlıyorum. Bakın burada. Eksi 1'in karesi. Eksi k çarpı eksi 1. Eksi 1 eşittir 0 diyor. Eksi 1'in karesi 1. Eksi k ile eksi 1'i çarptık. K yaptı. Arkadaşlar artı 1 eksi 1 birbirini sıfırladı. K buradan 0 olarak karşıma çıkıyor. Devam edelim. Yukarı çıkıyorum. Şimdi a sıfıra eşit olmayacak olmak üzere ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin simetrik iki kökü varsa arkadaşlar, simetrik iki gerçel kökü varsa kökler toplamı yani eksi b bölü a neymiş? Sıfır. Kökler çarpımı yani c bölü a ya da böyle yazabilirsiniz. Ne arkadaşlar? Sıfırdan küçük olmak zorunda. Kökler çarpımı c bölü a sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Çünkü kökler ters işaretli. Tamam. Şimdi arkadaşlar sorulara bakalım. Bu denklemin simetrik iki gerçek kökü olduğuna göre m kaçtır demiş bize. Ben şunu biliyorum. Bu denklemin simetrik iki gerçek kökü varsa kökler toplamı arkadaşlar nedir? Sıfırdır. Az önce de gördük. Formülü yazan kökler toplamı formülü neydi? Eksi b bölü a'ydı. A, b, c'yi ayırt edelim. X karenin katsayısı a demek. X'in katsayısı yani şurası b demek. X'siz kısım yani eksi 9 c demek. Başlıyorum. Eksi formülde var. Arkadaşlar B'de de bir eksi var dikkat ederseniz. A kendisi zaten 1. Eksi eksi ne oldu? Artıya dönüştü. Bu soru için kökler toplamı ben şu an ne buldum? M artı 2 buldum. Simetrik 2 kökü olduğu için kökler toplamının cevap olarak 0 çıkması lazım. O zaman arkadaşlar M artı 2 aslında ne demek? 0 demek. 2'yi karşıya atın. M buradan ne çıkar? Eksi 2 olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim.
Bu denklemin simetrik iki gerçekkökü olduğuna göre m kaçtır denilmiş bize. Şimdi arkadaşlar, biz şunu biliyoruz yine az önceki gibi. Simetrik iki gerçekkök varsa kökler toplamı nedir? Sıfırdır. Yine A, B, C'yi belirleyelim. A, 1. B, bakın x'in katsayısı eksi var burada, unutmayalım. C'miz de ne arkadaşlar? O da eksi mi? Gördüğünüz üzere. Şimdi kökler toplamı formülünü yazayım. Eksi B bölü A. Eksiyi yazdım. B'nin kendisinde de bir eksi var, unutmayalım. Bölü A ne? O da 1. Eksi eksi artıya dönüştü. Yani buradan m kare eksi 1 buldum kökler toplamını. Burada da 0 çıkması lazım. O zaman birbirine eşitledim. Arkadaşlar eksi 1'i karşıya attım. M kare 1 çıktı. Hangi sayıların karesi 1? Artı 1 veya eksi 1 olacak m'miz. Ama hangisi? Seçeneklerde ikisi de var. Şimdi arkadaşlar bu denklemin simetrik iki tane gerçek kökü varsa kökler çarpımı sıfırdan ne olmak zorundaydı? Küçük olmak zorunda. Bu bilgiyi kullanmak zorundayız. Kökler çarpımı formülü neydi? C bölü A. C'miz ne? Eksi M. A ne? 1. Bu cevap sıfırdan ne olmak zorunda? Küçük olmak zorunda. Eksi M küçük sıfır olmak zorunda. M yerine 1 yazalım. Hatta farklı bir renk kalem kullanayım. M yerine 1 yazdığımızda şöyle diyeyim. M1 için. Burası eksi 1 küçük 0 oluyor. Doğru bir ifade değil mi? O zaman M1. Eksi 1 yazdığımızda ne oluyor bakalım. Arkadaşlar eksi M ifadesi eksi 1 yazınca artı 1'e dönüşüyor. Artı 1 sıfırdan küçük mü? Hayır, değil. O yüzden bizim M'miz kesinlikle kaç olmalı? 1 olmalı. Tamam, öyle kafamıza göre tercih etmiyoruz. Şu bilgiyi de kullandık. Kullanmak zorundayız. Devam edelim. Şimdi biraz daha aşağı indirelim. Yukarı. Şimdi arkadaşlar. Evet. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Bize kökleri eksi x1 ve eksi x2 olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi buradan biz şu denklemin köklerinden kökler toplamını ve kökler çarpımını bir bulalım. Hatta şuraya mı yazsak? Neyse şuraya yazayım. Şu denklem için bahsediyorum bakın. Kökler toplamı artık şey yapmayacağım. Eksi b bölü a. Hani şöyle diyelim. A'yı bulalım. X karenin katsayısı biliyorsunuz artık yazılmazsa 1. B'nin arkadaşlar x'in katsayısı eksi 4. C'ye de x'siz kısım eksi 5. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan yazmayacağım deyip yazıyorum, dayanamıyorum. Şimdi eksi b, eksiyi yazdım. Bir de eksi 4'ümüz var. A da buradan 1. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi kökler toplamımız ne çıkacak? 4 çıkacak. Hatta bunu da buraya yazayım. Tekrar. Kökler çarpımına bakalım. O da ne arkadaşlar? C bölü A demek. Burada C'miz görüyorsunuz. Eksi 5. A 1. Yani kökler çarpımında o zaman ne çıkacak? Eksi 5 çıkacak. Şimdi ben bulduğum bu iki bilgiyi kökleri eksi x1 ve eksi x2 olan ikinci dereceden denklemi yazmak için kullanacağım. Biliyorsunuz biz ikinci dereceden bir denklemi yazabilmek için arkadaşlar kökler toplamına ve kökler çarpımına ihtiyacımız var. O zaman bu denklemin kökleri eksi, şöyle diyelim, kökler toplamını yazayım. Bu denklemin kökleri eksi x1 ve eksi x2 olduğuna göre bakalım kökler toplamını nasıl yazacağım? Eksi parantezini alabilirim. Şu şekilde düzenleyebiliriz. Az önce kökler toplamını yani x1 ve x2'yi diğer denklem için 4 bulmuştum. O zaman arkadaşlar bu diğer denklem için yani sorulan denklem için kökler toplamı ne olacak? Eksi 4 olacak. Kökler çarpımına bakalım. Şimdi bu denklemin bize bizim yazmamızı istediği denklemin
kökleri eksi x1 ve eksi x2 çarpınca arkadaşlar eksi 2 sayının çarpımı biliyorsunuz artı. Aslında x1 çarpı x2'yi soruyor. Az önce onu da bulduk. Eksi 5. Peki bana kökleri verilen, bakın bu denklem nasıl yazılır demişti. X kareyi yaz. Eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 şeklinde. Biz bu denklemimizin arkadaşlar kökler toplamını eksi 4 bulduk. Şöyle yapıyorum. Çarpı x'i unutmayalım. Kökler çarpımını eksi 5 bulduk. Düzenleyeceğim burayı. Şurada eksi eksi olunca artı 4x yapacak. Artı eksi yan yana gelince burası da eksi 5 olarak karşıma çıkıyor. Buradan arkadaşlar cevabı B seçeneği olarak buluyoruz. Ben şimdi bu soruyu çözmeden aşağıdaki soruya geçeceğim. Hafif böyle şey yapalım. Hafif dedik. Evet. Bu denklemin kökleri arkadaşlar x1 ve x2'ymiş. Bize kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden başka bir denklemi yazmamız isteniyor. Şimdi biliyorsunuz x karenin katsayısı yoksa a burada 1 demek, b 1x olduğundan dolayı b 1 demek, c de arkadaşlar eksi 1 demek. Şimdi bu denkleme baktığımızda şu denklem için konuşuyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi b'miz ne? 1. A ne? O da 1. Kökler toplamı buradan eksi 1 çıktı. Hatta buraya yazıyorum. Gördüğünüz üzere. Devam edelim. Kökler çarpımına bakalım. O da c bölü a demekti. C'miz eksi 1. A da 1. O da arkadaşlar eksi 1 çıktı. Onu da şöyle güzelce yazalım. Şimdi benden istenen denkleme gelince arkadaşlar o denklemin kökleri 1 bölü x1'e 1 bölü x2. Kökler toplamı diyorum. Şimdi kökler ne? 1 bölü x1 ile 1 bölü x2. Payda eşitleyeceğim. X2 ile 1 çarptık x2 bölü x1 çarpı x2 artı x1 ile 1 çarptık x1 bölü x1 çarpı x2. Paydalar aynı olduğuna göre şöyle düzenleyebilirim. Arkadaşlar x2 artı x1 de yazabilirim ya da x1 artı x2 biliyorsunuz toplama da yer değiştirebilir. Az önce x1 ile x2'nin toplamını eksi 1 buldum. Çarpımı da eksi 1 buldum. Demek ki bu yeni denklemde arkadaşlar kökler toplamı neymiş? 1'miş. Unutmayalım. Kökler çarpımına gelelim. Köklerden biri 1 bölü x1, diğeri 1 bölü x2. Şimdi çarpmada biliyorsunuz payda eşitleme gibi bir şey yok. Kökler çarpımına baktığımızda pay kısımlarını çarptım 1 çıktı. X1 çarpı x2'yi az önce eksi 1 buldum. Buradan kökler çarpımı eksi 1 olarak karşıma çıktı. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. X kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 olacak. Kökler toplamını 1 bulmuştum. 1 çarpı x. Kökler çarpımını eksi 1 buldum. Düzenlemeye ihtiyacım var sadece. X kare biliyorsunuz burası eksi 1x demek aslında eksi x demek. Artı eksi 1 demek aslında eksi 1 demek. Buradan hangi seçeneğe ulaşıyoruz arkadaşlar? Buradan B seçeneğine ulaşıyoruz gördüğünüz üzere. Devam edelim. Bunlar klasik sorular, bilmeniz gereken sorular. Hele hele şu çok çok klasik bir soru. Hadi yapalım bakalım soruyu. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Bize kökleri x1 artı 1 ve x2 artı 1 olan ikinci dereceden denklemi yaz diyor. Güzel. Şimdi şu denkleme gelecek olursak. Kökler toplamı diyorum. Formülümüz ne? Eksi b bölü a. O yüzden a, b, c'yi bulacağım. A demek x karenin katsayısı demek. B demek x'in katsayısı demek. C demek x'siz kısım demek. Buraya gelecek olursak. B'de arkadaşlar zaten onda da eksi var. Eksi 2. A'da 1. Buradan arkadaşlar kökler toplamı ne buldum? 2 buldum. Şuraya da yazıyorum yine.
Evet. Kökler çarpımına bakalım. O da C bölü A demek biliyorsunuz. C'miz ne? Eksi 1. A ne? O da 1. Buradan kökler çarpımı eksi 1 çıktı. Onu da buraya not ettik. Şimdi benim istenen yani yazmamı istenen denklemin kökleri x1 artı 1, x2 artı 1. Kökler toplamı diyorum o zaman. X1 artı 1, diğerini x2 artı 1. Ufak bir düzenleme ile ben şunu şöyle yazabilirim. Az önce arkadaşlar burayı 2 buldum. Burada da 2 var. Demek ki kökler toplamı ne çıkacak? 4 çıkacak. Kökler çarpımına bakalım. Köklerden biri bu. Diğerini x2 artı 1. Burayı güzelce çarpacağım. X1 ile x2'yi çarptım. X1 ile 1'i çarptım. 1 ile x2'yi çarptım. En sonunda arkadaşlar 1 ile 1'i çarptım. Şimdi burada kökler çarpımını az önce eksi 1 buldum. Yazıyorum. Bakın burası tamam. Artı kökler toplamını yani şurayı 2 buldum. Artı sorunun devamında bir de ne var arkadaşlar? 1 var. Artı 1 eksi 1 gitti. Kökler çarpımında ne çıktı? 2 çıktı. Şimdi benden istenen denklemi şöyle bir düzenleyelim. X kare eksi kökler toplamını 4 buldum. 4 çarpı x. Kökler çarpımını 2 buldum. Arkadaşlar buradan hangi seçeneği bulmuş oluyorum? Gördüğünüz üzere A seçeneğini bulmuş oluyoruz. Devam edelim. Yukarı çıkalım. A ve B sıfırdan ve birbirinden farklı iki gerçel sayı olmak üzere bu denklemin köklerinden biri A eksi B'ymiş. Diğeri kaçtır? Şimdi köklerden biri verilmiş. Güzel. Bakın A eksi B şeklinde. Diğerini de ben x1 kökü dedim. Kökler çarpımını bulabilirim. Değil mi arkadaşlar? Biri A eksi B ise diğerini ben x1 kökü olsun dedim. Kökler çarpımı nasıl yapılıyordu? C bölü yani x'siz kısım. Bakın. Hatta A, B, C yazayım size. Arkadaşlar buradaki A demek x karenin katsayısı. Bu A ile bu A dediğim aynı şey değil anlıyorsunuz. X karenin katsayısı dediğim a 1. X'in katsayısı ne? A artı 1. X'siz kısım C. Kökler çarpımı formülü neydi? C bölü A idi. Ondan bahsediyorum. Şimdi arkadaşlar kökler çarpımını yazarken bize zaten köklerden birini A eksi B diye vermiş. Diğerini ben X1 dedim. Kökler çarpımı formülündeki C ne? B eksi A. B eksi A'yı kaça böleceğiz? 1'e böleceğiz. Bir şeyi 1'e bulunca zaten ne yapacak arkadaşlar? Kendisi yapacak. O zaman bölü 1 yazmıyorum. Şimdi ben diğer kökü bulmaya çalışıyorum ya. O zaman diğer kökün katsayısı A eksi B. Her iki tarafı A eksi B'ye böleceğim. Bakın gitti gitti. X1 eşittir. B eksi A bölü A eksi B. Güzel. Şimdi şunu fark ediyorum. Arkadaşlar bu ifadeler pay ve paydadaki ifadeler birbirinin tam eksi bir katı değil mi? Tam ters işaretisi yani bakın A var, eksi A var. B var, eksi B var. O zaman bu iki ifadeyi birbirine böldüğümüzde cevap ne çıkacak? Eksi bir olarak karşımıza gelecek. Diğer kökü soruyordu. Bakın aslında çok çok basit bir soru. Öyle karışık bir soru değil. İki gerçel kökü olan x kare eksi ax artı 1 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı x kare artı 3x artı a eşittir 0 denkleminin bir köküymüş. Buna göre a kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu denklemin kökler toplamını bir bulalım. Tamam. Kökler toplamı diyorum. Eksi b. Buradaki eksi b dediği şey dikkat edin. Eksi yazdım. B dediği şey x'in katsayısı. Orada da eksi var. Eksi b bölü a. X karenin katsayısı ne? 1. Yani kökler toplamı ne bulduk arkadaşlar? Eksi eksiden artı a bulduk. Yani bu denklemin kökler toplamı olan a, diğer denklemin kökü ise diğer denklemde biz x yerine ne yazacağız? A yazacağız. Başlıyorum. Diğer denklemde x yerine a yazıyorum. A'nın karesi artı 3 çarpı a artı a eşittir 0.
Arkadaşlar bunu da şöyle yazabilir miyim? Burası 3a, 4a yaptı. Baktığımda akare ile 4a'da a'lar ortak. A parantezine alıyorum. Akareyi a'ya böldüm a. 4a'yı a'ya böldüm. Şimdi bir çarpmada cevap sıfırsa ya bu taraf sıfır. Yani a direkt sıfır çıkabilir. Ya da bu tarafı sıfır eşitlerseniz a buradan ne çıkar? Eksi 4. Ama a acaba hangisi? Diyeceksiniz ki hocam seçeneklerde zaten sıfır yok. Güzel, yok ama. Hani klasik yazıdayız mesela seçenek yok. Hangisi? Şimdi bakın a yerine sıfır yazdığımda. Bakın şuradaki denklemde yazalım. X kare. Arkadaşlar a yerine sıfır yazarsak sıfır kere x'ten burası olmaz artık gördüğünüz üzere. X kare artı bir eşittir sıfır olacak. Şu artı biri karşıya at. Böyle bir şey buldum. Arkadaşlar reel sayılarda hangi sayının karesi eksi bir yapar? Öyle bir sayı var mı? Yok. Buradan çözüm kümemiz ne gelir? Boş küme. Ama burada diyor ki bu denklem için bakın. Şuradaki x kare eksi ax artı 1 eşittir 0 denklemi için. Bunun iki tane gerçel kökü var diyor. Ben burada a yerine bakın arkadaşlar 0 yazdığımda reel kök bulamadık ki. O yüzden a yerine 0 yazamıyorum. A o yüzden eksi 4 olarak karşıma çıkıyor. Son bir sorumuz daha var. X kare eksi x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 kökler farkının mutlak değeri soruluyor. Zaten bunun bir formülü var. Önce formülünü bir yazalım. Neydi formülümüz? Kök delta bölü mutlak a. Şimdi arkadaşlar a, b, c'yi belirleyelim. X karenin katsayısı a. X'in katsayısı b. X'siz kısım c demek. Şimdi burada delta'yı bulacağız. Sonra kare kökünü falan alacağız. Şu tarafa yazmaya başlıyorum. Delta neydi? B kare eksi 4ac demekti. Arkadaşlar buradaki b eksi 1. Eksi 1'in karesini alacağım. A 1, c'miz de ne? Eksi 4. Eksi 1'in karesi 1 yaptı. Burada eksi 4 var. Burada da eksi 4 var. Çarpınca 16. Delta buradan 17 olarak karşıma çıkıyor. Aslında o kadar uzay yapmama gerek yokmuş. Neyse. Delta'yı 17 bulduysam bana kök delta yani kök 17 diyor. Bölü. Arkadaşlar burada a dediğimiz sayı 1. 1'in mutlak değeri dışarı ne diye çıkacak? 1. Kök 17 bölü 1. Kök 17 olarak karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Son bir kısım kaldı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.